Şu anda kusursuz bağlantı. Bağlantı testinde okey alıyor. Şimdi verecek. Evet, şimdi şu anda yayında değiliz ama birazdan yayına gireceğiz. 3-2-1 sayınca başlatıyor amacı. 3-2-1 Tamam. yapıştırdım. Selam. Selamlar. Selam herkese. Teknochat birinci programına hoş geldiniz. Ayda bir yapacağımız bir şey. Şu anda ben seni yine gri görüyorum Günay, senin kameranı. Evet, şu an görüntüde görüyorum kendimi. Muhtemelen şeyden dolayıdır. Dur bakalım. Evet, yine gri görüyorum. Bir dakika. Yankı yapabilir. Şu sesi kısalım. Sıkıntı değil, ben de bunu İkinci fırçasıyım tabi. hatta. Yankı yapmasın. İkinci bilgisayar. Şu anda görüntü var mı? Görüntü kesik kesik geliyor gibi sana ama. Hiç yok bende. Grizzly şu anda tamamen. Anlık geliyor gidiyor gibi görüyorum. Yani ondan dolayı dedim. 360p. Yayına bakıyorsan yayın 20 saniye geç gelir ya. Selam herkese. Şimdi Günay Ekran kamerası. paylaş. Nasıl? Günay kamerasını ayarlarken ben bir girizgah konuşması yapayım. Teknoloji haberlerini konuşacağız. Konuklarımız olacak. Zaten ayda bir Günay'la biz düşünüyoruz bu yayını. O ayın teknolojiyi, oyun, belki gündem de olabilir. Hani az çok böyle bizi ilgilendiren gündemler olursa onlara da girebiliriz. Onları konuşacağımız bir yayın olacak. Çok böyle uzun uzadıya bir program yapmayı düşünmüyoruz açıkçası. Hani böyle bir saatlik, 40 dakikalık işte olan gelişmelerin üzerinden, teknolojik gelişmelerin üzerinden, haberlerin üzerinden geçeceğimiz bir yayın olacak. Sizler de chatte mesela buna katkıda bulunabilirsiniz. Sorularınızla ya da işte yapacağınız yorumlarla siz de bu şeyde konuda katkıda bulunabilirsiniz. O anlamda hani bizim için aslında çok çok daha iyi olur. Demin görüntü geldi, Günay gitti yine. Şu anda geldi. Süper. Bir konuşsana, ses senkronu var mı ağzında? Selam, Tamam, nasılsınız? gayet iyi. Evet. Başlayalım mı? Evet, başlayalım. Şimdi, evet, moderatörümüz Erdem zaten konuşmayı o yönlendirecek. Ha, biraz sohbet tadında olsun istiyorum bir yandan da hani böyle çok Tabii. Hani TRT şeyinde değiliz biz. kazınmanın anlamı yok. Evet, yani şey değil. IBM'in sunucusu burada falan. Hani böyle bir TRT moduna girmeyeceğiz. O zaman ilk Aynen. haberle başlayalım. İlk haber, bizim bir şeyimiz var biliyorsunuz. Anka diye insansız hava aracımız var. Bu hava aracına 4,5G'lik bir baz istasyonu yerleştirilmiş. TUSAŞ tarafından geliştirilmiş bu. Ve önemli anlarda, doğal afetlerde ya da buna benzer durumlarda bölgenin üzerinde uçarak oradaki telekomünikasyonu ve oradaki şeyi sağlayacak, iletişimi sağlayacak. Bence çok önemli bir gelişme. Hani İHA'ların bu tip şeylerde kullanılması açıkçası beni mutlu etti. Belki daha da farklı şeyler yapılacaktır zamanında. Ondan önce de Aksungur İHA'sında Huawei işbirliğiyle bir şey yapılmıştı. Aynı mantıkta. Şimdi ikinci TUSAŞ tarafından Anka insansız hava aracına yerleştirildiği söyleniyor. Evet Günay, birazcık sen yorumla. Onun dışında ben de zaten arada böyle bilgiler vereceğim bu konuyla alakalı. Şimdi yaşanmamasını umduğum bu deprem felaketinden sonra nelerin yani fiyasko olduğunu görmek durumunda kaldık. Hani şey var ya bu bazı özel iletişim firmalarının işte deprem ve benzeri afetler anında işte dronlar kalkacak, her yerde baz istasyonları uçacak, bütün iletişim aktif olacak falan filan gibi. Hani konsepti oluşturup uygulamada çuvalladıktan sonra aslında insanların aklına evet ya böyle bir şey yapılmalı prototipini yerleştirdi aslında. Ya her kötü Hani krizde şey var yani ya, her kötü kriz diye bir şey yoktur. bazı Kriz kötüdür zaten. Her kötü olayda yani bir gelişim en azından birine feyz olma anlamında iyi bir şey. Ama abi şimdi Huawei'nin olsun diğer şeylerin olsun zaten Günay, bu altyapılarını arada bütün ekranı yine gitti senin.
Benim ekranım niye gidip duruyor bilmiyorum. Ben şu an o Discord'da aktif görünüyorum. Kendi görüntüm akışım var ama neden gittiği hakkında Bir hiçbir gidiyor bir fikrim yok. geliyor abi. Bir şeye tıklıyor sanırım sen. Tık sesi geliyor sonra gidiyor. Tık sesi geliyor gidiyor. O zaman şöyle şu anda var mı mesela Şu görüntü? anda var. Mesela bir şey yap. Tamam. Bir şey yap. Tamam yapayım. Mesela Chrome'u yukarı alayım. Chrome'u yukarı aldım. Bir şey yok. Şu an var mı? Aşağı atsana sen. Görüntü. Şu anda var görüntü. OBS'i aşağı at abi. OBS diyorum. Discord'u. Discord'u aşağı attım şu an. Yok. Yani görüntü var, bir sıkıntı yok. Allah Allah. Neyse tamam, bir şey olursa ben söylerim. Bilmedik, anlamadığımız Tamam. teknik bir şey. Neyse yani genel anlamda Huawei zaten bedava veya çok uygun hani hizmet sağlayıcılık anlamında, donanım anlamında birçok devlet kuruluşuna destek veriyor ama Huawei benim gözümde çok güvenilir bir firma değil. Huawei mi? Çünkü tabii yani Çin hükümetinin girişimlerinden biri diyebilirim doğrudan. Yani Çin hükümeti direkt olarak arkasında ve nereye veri gönderdiği belli olmayan veri transferleri yapıldığı tespit edilmişti. Yani cihazın içinde senin kullandığının haricinde hani hiç kimseye haber vermeden bir yere veri transferi yapıyor sürekli. Yani neden? Hani o tarz şeylerde çok güven vermiyor. Bilmiyorum kendi altyapımızı oluşturmalıyız o anlamda. Şimdi şey güzel hani ama hani her şeyini işte motorunu da burada üretelim işte pervanesini burada üretelim. Yok. Abi hiçbir şey artık şey değil. Yani tek yerde üretilmiyor. Toplaması burada yapılabilir ama kritik parçaları burada yapılmalı. Yani bunun şifrelemesi, ne bileyim veri transferinin güvenliği bilmem nesi bu tarz şeyler önemli şeyler. Bu tarz verileri aktaran donanımların da yani Apple, Huawei, Samsung gibi çok globalize olmuş. Bir yandan da hükümetlerin arka planında olan firmalarla paylaşılması çok doğru değil. Evet, yani şimdi zaten bu şey testi de yapılmış Cumhurbaşkanlığı tarafından ve hani şey anlık bir görüşme, görüntülü görüşme falan da yapılmış. Hani çalışıyor görünüyor, gayet iyi ama tabii daha da geliştirecektir, daha da yenileri yapılacaktır. Şu anda senin yine görüntü gitti. Daha da yenileri yapılacaktır. Abidim halbuki hiçbir şey yapmıyorum. Bende mi bir şey var ya? Ben de bir şey yapmıyorum. Neyse, devam edin böyle. Arada Günay gidecek, gelecek orada. Öyle gözüküyor. Ben bir Evet. gideceğim geleceğim. Geldin mi şu anda ben? Şu anda varsın abi. Şu anda sıkıntı Evet yok. süper. Varlık sorunsalı yaşıyorum şu anda. Evet. Felsefi bir soru. Felsefeyle de alakalı bir yayın yine. onu aynen. Onun dışında bir de şey var. Şimdi Bu arada abi şey yani diyeceğim Günay. Sen konuş abi, ben şu yayını bir Instagram'dan falan paylaşayım. Hani oradan da Okey. belki şey yapsınlar. Okey tamam. Yani dronlar bilmem işte askeri kaynaklı dronlar bilmem neler o tarz yerlerde böyle veri iletişimini sağlayacak altyapı kurmaktansa daha kamulaştırılmış daha böyle halka hizmet odaklı kaynaklarla bu işler yapılsa daha güvenilir olur gibime geliyor ya. Yani sonuç olarak askeri kaynak üzerindeki drone askeri veri taşıyor. Yani ben bir kullanıcı olarak oraya girdiğimde iyi niyetli olmayabilirim. Oradaki kodları, algoritmayı bir şeyi bir şekilde kırmayı başarırsam veya elime geçirirsem kötü amaçlarımı alet edebilirim. Yalnız Yani şey, askeriye izole olmalı. ben şöyle araya gireyim, haberi de okuyayım ben. TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka insansız hava aracına yerli ve milli 4,5 G baz istasyonu entegre edildi. Yani Tamam. Anka'ya yerli koymuşuz. Aksungur'a Huawei Huawei koymuşuz. iş birliğiyle koymuş. Onu bir belirteyim ben. Hani belki Tamam. yanlış okudum onu. Aksungur şimdi açın abi bakın Aksungur ne abi? Bu devasa bu bir drone değil mi? Bu martı kanatlı olan drone'umuz değil mi? Sanırım evet. Evet. Şimdi bu aslında UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Ya insansız hava aracı. Yani silahlı değil bak. Sadece gözlem.
Şimdi gözlem yaptığın veriyi düşün. Şöyle söyleyeyim. Örnek vereyim, canlandırma yapayım. Sana Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne içeriye muhafız olarak, içeriye ama muhafız olarak Çinli adamları diktiğimi düşün. Ne kadar güven veriyor sana? Tabii tabii yok doğru diyorsun. Hani o konuda. Yani. Evet. Yani Çinliler bizi ne kadar seviyor bilirsiniz. Çok severler. Çok severler. Şimdi gelelim Anka'ya. Şey, ne, diğer neydi? TUSAŞ tarafından şey Adını yapıyor Anka. 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 Diğeri neydi? Aksungur. Aksungur. Ha, Anka. Şimdi Anka dediğimiz şey, bir dakika. Anka'ya yerli milli konuyor abi. Tamam. Yani sanırım iki tane var toplamda. Biri Huawei, diğeri şey Evet. TUSAŞ. Anka, evet, bunu biliyorum. Tamam. Bu orta büyüklükte olan Predator şey var ya, orta büyüklükteki şeylerden, insansız hava araçlarının muadillerinden olan insansız hava aracımız. Yerli olması güzel. Her şey güzel. Eyvallah. Bundan yana sıkıntı yok. Ama askeri araçların içerisindeki data aktarımının sivil kullanımda ulaşılamaması gerekiyor. Ya bu sivil bir araç olmalı. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. TUSAŞ'ın askeri bağlantısı olan hiçbir şeyin kamusal alanda ulaşılabilir olmaması gerekiyor. Evet. Yani bu Çünkü az şey var, yani kapalı bir şey, veri kapalı bir bir şekilde zone, değil mi? dinlenebilir. Kapalı bir devre olması Nasıl? gerekiyor. Kapalı bir devre. Yani Kesinlikle. şey olması gerekiyor. Çünkü kriz Evet. anında açık olması birçok güvenlik sorununa sebebiyet verebilir. Ama yine de önemli bir gelişme diyebiliriz. Şimdi Peki. basit basit bir örnek vereceğim. Şimdi Tamam. daha önce arkadaşlar, bilmiyorum. Şimdi Wi-Fi dinleme kavramını duydunuz mu? Wi-Fi dinleme yapıldığı zaman bir yerde, şifreleme algoritması biliniyorsa eğer, Wi-Fi dinlediğiniz yerde modemle kullanıcı arasında havada belli frekansta iletilen verileri toplama üzerine kurulur. O verileri, veri paketlerini toplayarak o verilerin içinde ne olduğunu okuma üzerine kurulu bir sistemdir. Şimdi bunda sen algoritmayı çözdüğün zaman hiçbir zaman senin ruhun duymadan uzun süre bunu dinleyebilirler. Yani senin orada varlığından bile haberi olmayacak. O dinlemeye devam edecek. Ne yapıyorsun? Sen şimdi, deprem bitti. Her şey ortadan kalktı. İşler düzeldi. Bu aracı askeri operasyona gönderdin abi. Hala dinleyebilecek bu adam bunu. Onu demeye çalışıyorum. Anladım. Evet tabii. Mutlaka bunu yapanlar da düşünmüştür deyip ikinci habere geçelim. İkinci haberde Yes. nasıl? Yes. Abi Yes. yes, abi no. ABS. Şimdi ikinci haber abi çok bu aralar çok popüler olmuş bir şey. Yapay zeka. ChatGPT mutlaka duymuşsunuzdur. Yazılım üzerine bir yapay zeka programı. Goldman Sachs raporuna göre diyor ki Goldman Sachs bu yapay zekalar yüzünden çok fazla insan özellikle ChatGPT'yi burada raporlamış çok fazla insan işsiz kalacak deniyor. Özellikle ofis çalışanları, idari personeller, hukuk çalışanları, mimarlar ve mühendisler, sosyal bilimciler, ticaret ve finans üzerine çalışanlar bu sektörden en fazla etkilenecek ya da ChatGPT'nin gelişmesinden en fazla etkilenecek sektörler arasında yer alıyormuş. En az etkilenecek sektörler ise %1 hepsi hemen hemen ama %9'luk %10'luk şeyler de var. Alt ve bakım hizmetleri, teknik hizmetler, inşaat ve madencilik, üretim, lojistik ve yiyecek hizmeti. Sen ne diyorsun Günay? Yani gerçekten ChatGPT sen de ben de grafik tasarımcıyız. Bizim kendi açımızdan bakalım. Alır mı mesleği elimizden abi? Tokatlar mı yani bizi? Biraz zamanı var ama tokatlar. Asıl şeyi salayım mı? Yılanı salayım mı? Bugün Chat GPT ile alakalı. Chat GPT Kesinlikle. değildi ama bir yapay zeka motorlarından biriydi. Şimdi net adını hatırlamıyorum. Ha, dinleyen arkadaşlara çok esrarengiz, çok orijinal bir bilgi olacak bu.
Arkadaşım, yapay zeka motorlarından bir tanesi çalışan Windows key yapmış. Evet. Bir sonraki haber de oydu Yani zaten. Oraya da girelim o zaman. abi İkisini birleştirelim. yani abi lise, ya, algoritmayı çözüp çalışan key üretiyor bu yapay zeka. Bak, antivirüse yakalanmaz. Crack yapmaz. Herhangi bir bilgisayarına bir solucan bulaştırmaz. Karşı taraftaki hani doğrulama serverlarında hani algoritmayı bildiği için patlaması ihtimali yok. Sana yapay zeka hesaplıyor. Bu buraya, bu buraya, bu buraya. Demek ki algoritma bu. Tamam. Ben sana bir key yapıyorum diyor. Çat yapıyor key ve çat lisansladın. Ne yapacağız? Yani aslında bu Sadece kötü şekilde de kullanılabilecek bir program olduğunu gösteriyor, değil mi? Yani iyi amaçlar dışında insanlar bunu girip oradan istedikleri şekilde, o zaman belki sadece Windows değil birçok programın key'ini üretebilir bu. Oraya geleceğim. Abi Windows için key ihtiyacımız yok ki bizim. Windows en kolay cracklenebilen yazılımlardan biri. Şimdi Evet. çok doğru kavramlar değil burada bunları konuşmamız ama yani basit bir mantıkla düşündüğün zaman yani ne yazılımlar var key'leri bulunmuyor hiçbir yerde. Anladın mı? Evet. Yani satın alman gerekiyor her koşulda. Şimdi bir algoritmayı çözerse bir şekilde onu da atlatacaktır. Ama ne var? Bak, şu anda yazılımcının işini tehlikeye attı. Kod yazdırılabiliyor. Yani bana işte alarm çalan işte ya da resimler içerisinde ben sil dediğimde onu silen bir program yazacak bir kod oluştur dediğimde oluşturabiliyor. Yani bunu siparişle kod yazdırıyorsun abi. Kod yazdırabiliyorsun. Key ürettirebiliyorsun. Görsel ürettirebiliyorsun. Hatta fotoğraf var içerik ürettirebiliyorsun. Evet. Yani şey var, şimdi çok fazla bir şey kalmadı zaten. Bak, Boston Dynamics'in ürettiği Robotlar falan da fena yani adamların. bir pedal robotlar vardır, bilirsiniz belki. İki ayaklı, üzerinde de hani koşuyor, zıplıyor, yere yatıyor, kalkıyor. Hani Boston Dynamics diye aratırsanız internette bulabilirsiniz videolarını. Şimdi bu aletin bu zeka ile birleşmesi anından sonra işler karışacak. Ya şey, o robota şey diyor Aslında. adam bir tane videoda. Yukarıda inşaat işi yapıyor adam. Diyor ki robota, alttan takım çantasını getir diyor. Robot bakıyor takım çantası. Şöyle bir kafayı yola doğru çiziyor. Kafada herhalde yol oluşturuyor. Ama gidecek yolda Evet. şey yok. Bir boşluk var. Ve oraya bir şey koyması gerekiyor. Oradan geçebilmesi için. Bir tane su talebi alıyor. Oraya böyle yerleştiriyor. Yamuk yumuk yerleştiriyor gerçi ama. Koyuyor. Çıkıyor, tık 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 götürüyor. Çantayı veriyor, iniyor. Yani gerçekten de şu an için erken ama ileriki zamanlarda çok ciddi bir şekilde birçok mesleğin yerine geçeceğini düşünüyorum ben de. Ha, şu an için grafik tasarımcıyım ben. Benim yapabileceğim bir işi, spesifik bir işi yapamaz. Evet yapabilir ama adam dediğinde ya kardeşim ben böyle böyle bir şey istiyorum. Şu olsun bu olsun. Daha böyle uyarlamalı şeyler yapabiliyor. Özellikle bu resim üzerine kullanılan yapay zeka var. ChatGPT de öyle şekil, o aynı şekilde. Ama tabii buradaki tehdit çok fazla. Ben özellikle bizim mesleğimizden çok hukuk alanında çok ciddi bir şekilde balta vuracağını düşünüyorum. Ama ayrıyetten de şunu da ekleyeyim. Her zaman da böyle şeyler olmuştur. Teknolojinin gelişimiyle bazı mesleklerin yok olacağı söylenmiştir. Ve o meslekler evet yok olmuştur. Ama yeni meslekler açılmıştır. Örneğin 1960'larda, 1970'lerde hatta 80'lerde sosyal medya yöneticisi diye bir şey var mıydı? Yoktu. Yoktu. Hani daha böyle bir sürü sayabiliriz. Benim şu anda ilk aklıma Ya her gelen. zaman yok olan mesleklerin yerine yenileri geldi. Yani sanayi devrimi oldu. Kesinlikle. Tarlalarda çalışanlar yerine traktörler çalıştı. İşte kazma makineleri çalıştı. Bu sefer bu insanlar fabrikalarda çalışmaya başladı. Yani kaba iş daha ince işe dönüştü. İnsan elindeki iş. Şimdi de bilgisayarlar artık yapay zeka bir yerde ipleri eline aldığında insanlar daha da ince işlere, daha artizan işler, böyle daha niş işler üzerine çalışabilecek ama bu şunu getirecek, doğal seçilim. Yani zayıf olanı eleyecek. Zayıf olandan Çünkü kastın yapay zayıf zekalar mı, olandan insan kastım mı? şu. Yok. Yapay zeka şimdi bazı işleri eline aldığı zaman sen niş kalitede iş çıkaramıyorsan muhtemelen iş bulamayacaksın.
Evet. Çünkü yapay zeka zaten mediocre, bu vasat işi zaten yapabiliyor olacak. Orta kalite işi zaten, standart Kesinlikle. seviyedeki işi zaten yapabiliyor olacak. Hani Salvador Dali kafasıyla böyle sıra dışı, artık uçmuş, anladın mı? Kafa pilot olmuş. O kafadaki bir işi üretirken, niş kalitede bir iş üretirken artık farkın olacak. O zaman diyecekler ki, X kişisi gelecek. Aa, evet, senin işlerin kendine has bir havası var ve özel bir değeri var. Hani bize çözüm ortağı olur musun? Belki diyecekler. Belki onu bile demeyecekler. Belki algoritma bir süre sonra o kadar gelişecek ki ona bile gerek kalmayacak. Bilemiyorum. Bu zaman gösterecek. Kesinlikle öyle. Yani belki şey olacak, işte o yapay zekaları kullanmak için şeyler alınacak. Nedir o? Makine yöneten kişiye ne deniyordu ya? Makine. Operatör. Ha, operatör alınacak. Yani bu arada chatte yazanlar oldu. Herkes hoş geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Necati hoş geldin. Gençler hoş geldiniz. Bu arada Necati de şeyde çalışıyor. Bir Çin firmasında kamera sistemleriyle alakalı bir işte çalışıyor. Kamera, şimdi yanlış söylemeyeyim ama kamera sanırım bir şey mi? Çok kısa bir şey yazsana Necati. Tam ben toparlayıp söyleyemeyeceğim. Çok enteresan bir sektör Necati'nin sektörü. Şu anda aslında biz Necati'yi konuk almamız gerekiyordu buraya, eğer bu konuyu yapıyor olsaydık. Ama konumuz sadece tek şey değil. Yapay zeka vesaire bir şey değil. Birçok şeyleri konuşacağız. Yani olay bu aslında. Hani ben de Günay'da aynı fikirdeyiz belki. Evet, yerimizi alabilir ama bence yerimizi alsa bile farklı şeyler, farklı meslekler türeyecektir, olacaktır. O yüzden hani aman eyvah, işte mutfak robotu üstüme çıkacak, işte bizi ele geçirecek diye bir şey düşünmeyin abi. O nasıl bir yaklaşımdır Hani Erdem? ama öyle olur yani, robotlar bize, yani Abi, Skynet robot niye olmayacak. üstümüze çıksın abi? Hayır, hani olur ya, makineler akıllanacak işte, çok zeki olacaklar makineler, insanları ele Skynet geçirecekler. gelecek falan. Yani, değil mi? Hani öyle bir şey, evdeki robotlar toplaşıp mutfak robotu, buzdolabı, çamaşır makinesi, hadi bakalım çıkıyoruz lan siz çalışın falan diye bir durum olmayacak. Çok 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 uzun bir süre diyorum. İnsan kendi kehanetini yazıyor zaten Erdem. Yani bak şimdi, bu gördüğün şeyler 90'lı yıllarda hayaldi, değil mi? Yani 99'da, 99 muydu, 98 miydi? İlk Matrix'i 90, Matrix izlediğim zaman 2000, 2000'de mi çıktı mı? 2001 mi? Neydi ya? Matrix 1 99 olması lazım. Ha, tamam. Matrix 2, Matrix serisi bittikten sonra da Animatrix serisi vardı. Animatrix serisinde şimdi hatırlamıyorum ama çizgi serisinde bir şey vardı. Hani robotların insanlara hizmet etmesi ve bir yerden sonra kayışı koparıp patates etmeye başlaması insanlar. Hani Skynet kafası. Evet. Ne distopik kafa. Distopik kafaya girdikten sonra şey var ya. Sonu gelmeyen insan robot çatışması bilmem ne. Matrix'in hikayesi. Aslında alt metin daha farklı da olsa temelde o vardı. Oradaki vizyon bir yerde insanların aklına bunları getirdi. Yani insan önce hayal ediyor, bir hayal dünyasıyla portreliyor, sonra portrelediği şeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Ve hani kehanet olarak kendi yazdığı kehaneti gerçekleştiriyor. Kendin yazdın sen bu kehaneti. Bunu Jetgiller çizgi filmini yaparken yaptın zaten. Matrix'i yazarken yaptın zaten. Sen bu kehaneti önce yazıyorsun, sonra gerçekleştiriyorsun. Yani Evet. bu zaten kaçınılmazdı. Ama sen bu kehaneti zamanında yapmasaydın, bunlar bugün olmayacaktı. Yani aslında Önce planladın. sen yapılabilecek şeyleri düşünüyorsun. Onları yapıyorsun ve belki kehanete zorluyorsun. Yani geleceği bir şeye sen şekillendiriyorsun. Kesinlikle. Şimdi ne diyoruz biz? Bak, şu andaki filmlere bak abi. Şu andaki filmlerin ütopik portrelemelerin, hani distopya, daha çok genellikle distopyalar tutuyor. Öyle söyleyeyim. Distopya filmleri tutuyor. Şu andaki distopya filmlerine bakın. Yani ne üzerine kurulu? Şu anda işte bundan 50 yıl sonrasını kurulacak sistemlerini insanların aklına getirmekle meşgul filmler.
İşte rüya kaydetme, işte ne bileyim izole toplumlar, işte bilinçaltı programlama, işte ne bileyim sanal gerçeklik. Varoğlu var yani, o kadar çok şey var ki. Şimdi ben yorumları da Sanal okuyayım mı gerçekliği biliyorsun. Günay bununla alakalı? Necati falan birkaç kişi daha yorum yapmış. Öncelikle Necati'ninkini okuyayım çünkü Necati tam konuyla alakalı bir yerde okuyor. Yerli yapay zeka firmasında yapay zeka ile kameradaki insan görüntülerini anlamlandıran bir yazılım firmasında çalışıyorum. Benim şu anda kafa gitti zaten. Ben anladım ne demek istediğini. Yani kamera insan steganografi, yanlış hatırlamıyorsam bu bilim bu. Objelerin dış hatlarıyla çizgilerinden objenin ne olduğunu anlıyor öncelikle. Ha. Dış hattı silüet hareket eden silüeti görüyor, diyor ki bu insan. Ondan sonra onu bir tarıyor, dış hattını oluşturuyor. Sonra bu silüetten diyor ki bunun yüzü şuralarda bir yerde olmalı diyor. Oraya kare atıyor. Sonra onu detaylı tarıyor. Yüzünü görüyor. İşte göz, burun, mesafe açıklığından diyor ki bu Erdem. Ve kamera bunu gördüğü bütün her şeyi yapıyor. Aslında Şu anda. Boston Dynamics robotlarının o örneğini verdiğim işte alet çantasını yukarı götürebilmesi için gerekli olan yazılım. Değil mi? Evet. Alet çantasını tanıyacak adam Ben tabii ki. size bu konuda bir bilgi vereyim. Belki çoğunuz biliyordur ama bu teknoloji yıllardır var. Yeni bir şey değil. Yani örnek vereyim. Hangi iPhone modelinde portre modu çıkmıştı? Hatırlıyor musunuz? Ha, evet. Bayağı eski bu 7'de. arada. 6, 7'de. 6-7 gibi değil mi? iPhone 7. 7 portre modunu biliyor musunuz? İşte bu steganografi teknolojisiyle, yani objeleri ön arka ilişkisiyle tarıyor. Diyor ki burada bir adam var. Bunun arkasını flulaştırmam gerekiyor. Tak, o adamın dış kontürünü buluyor. Arkayı kesiyor ve arka planı flulaştırıyor. Bu iPhone'un kullandığı seviye bak. Bundan çok daha öncesi var. Ben yıllar evvel daha matbaada çalışırken bu simge bilim, şimdi bizim meslekle alakalı olduğu için simge bilim ve şifreleme üzerine yine steganografi ile alakalı bir doğru kelime mi diye bir bakacağım tekrar. Doğru olduğunu hatırlıyorum ama. Ben de o arada diğer yorumları okuyayım. Şimdi Sehela, çok zor isim. İşte neyse anladı herkes. Yok, steganografi gizlenmiş yazıymış. Diğer kavramla karıştırıyorum. Bir dakika hemen bakıyorum. Tamam. Ya o aynı kitapta çok kullanıldığı için muhtemelen orada bir Grafikerler karışıklık bitirecek meslekler yaşadım. arasında olmayacak. Ben mutlaka bir operatörün olması gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi yazılımlar geldi. Artık inanılmaz gelişti film setleri. Preto yapmanız gereken yerde arkaya yeşil perde atıyorsunuz. Bir canlı bunları yapıyorsunuz. Ama grafikerlik bence daha yolu var. Yani daha yolu var. Farklı bir yere evrilebilir. Hani eskiden nasıl kağıt kalem üzerinde çiziliyordu birçok şey. Artık bilgisayara geçti. Daha hızlı, daha pratik hale geldi. Farklı bir yere evrilir diye düşünüyorum ben. Lonely Man Selçuk hoş geldin bu arada. O da demiş ki benim şahsi görüşüm teknoloji insanlık için hiç hayırlı olmayacak. İleri teknoloji demiş. Valla iyi olacak şeyler de olacak bence. Kötü olacak şeyler de olacak. Tayyar Men in Black demiş. Güzel filmdi. Selim de şey demiş. 13. kat filmde Matrix. 13. kat film Matrix. Evet ya 13. kat Third Floor'du sanırım orijinal adı. Çok güzeldi. Şimdi deep learning, Valla yani şu olabilir anda Şehla ya. hani neyse Bilmiyorum. kavramı bulamadım. Ay, kitabı okuyalı gerçekten çok uzun zaman oldu. 11 yıl falan oldu. Evet. Bakın ben kitabı okuyalı 11 yıl olmuş ve bu teknoloji o zaman vardı da. Yabancı kaynaklı bir kitaptı. Orada aynı zamanda resimlerin içerisinde data gizleme, hani şifreleme üzerine bilgi vardı. Hani görsel üzerinde şifreleme üzerine. O steganografiydi. O sonradan dank etti. Konuşunca lan dedim steganografi obje tanıma değildi. Ama ismini hatırladığım zaman sizinle paylaşırım. Şu anda net gelmiyor kafama. Bu dediğin Evet. gibi Evet. kameralarda, mobil cihazlarda bir sürü yerde zaten kullanılıyordu. Yani çok Yani Google Pixel telefonları özellikle Türkiye'de bulunmuyor da bunlar çok
Derin öğrenme algoritmaları kullanıyorlar. Ya bunların istiyorsanız meraklısı, ilgilisi varsa aramızda internette araştırabilir. Hani her şeyi tanıyor. Yani görsel üzerinde objelerin her şeyi tanıyor. Yani Ya burada diyor şey var kalem kutu zaten var, burada abi. diyor kaktüs var, burada diyor ekran var, bak burada diyor yemek yemiş, yarısı ısırılmış taco var diyor. Ya o Anladın mı? telefonunuzda şey vardır zaten abi. Bu fotoğraftan diğer bölümünden tarama bölümüne geliyorsunuz. Fotoğraf çekiyorsunuz. Çat size koyduğunuz nesne, ayakkabı neyse size direkt Google'daki şeyde gösteriyor onu. Alışveriş bölümünde gösteriyor birebir aynısını, fiyatını falan. Gelenler hoş geldi. Hazard. Yapay zeka, bölüyorum galiba seni ama. Yok yok. Erdem. Dinliyorum evet. Bir Ha, koptuk böldüm mü o. Yok dedim, yok. Devam et konuşuyordun. abi. Ses az geldi. Yok, sıkıntı yok. Devam et abi. Yapay zeka dedin, Ha. kaldın. Okey. Yapay zekanın Mid Journey, işte Stable Diffusion, şu anda kullanılan hani yapay zeka motorlarının tamamı bu görsel okuma teknolojisini diğer imajlarla, stok imajlardan bahsediyorum. Hani internette bulunan data'yı kullanarak sana istediğin görseli senin görsellerinden alarak ama senden herhangi bir telif almadan, çünkü sen onu kanıtlayamazsın aldığını, kullanarak görseller oluşturuyor. Derin Bunu öğrenme okuyabiliyor, deniyor buna. anlayabiliyor. Derin öğrenme. Bütün Yani. olay derin öğrenme. Big data internette. Artık big data'nın önüne geçemezsin. Ve big data internette olduğu sürece ya bu gelişmeye devam edecek. Şey var ya bu hangi, nerede duymuştum hatırlamıyorum ama insanoğlu ateşi bulduğunda sırtını duvara yaslayıp dinlenmeliydi muhabbeti var ya. O gerçek sanırım. Evet, kesinlikle öyle. O zaman şimdi ben sonraki habere geçeceğim. Ama ondan önce yine yazılanları okuyayım. Necati, sadece yapay zeka ile alakalı bir program olursa olur. Yaparız Necati. Hatta üçümüz, sen ben, Günay bir oturur konuşuruz. Baya bir de derin muhabbete gireriz. Şerya şöyle bir şey yazmış. İnsan gücünü de uzaklaştırma, maaş, yemek derdi olmadan istedikleri gibi sömürecekleri robotlar olacak. Yani enteresan. Sağ ol. Hazart hoş geldin. Murat abi hoş geldin sen de. Teşekkürler. Biz de böyle bir yayınlara başladık Murat abi. Biz de dün gece Murat abinin konuğuyduk. Evet, sonraki habere geçiyorum. Aslında yapay zeka o kadar fazla ki yine bir sonraki haber yine yapay zeka ile alakalı. Şimdi Ben Microsoft'un bu arada diğer kaynağı araştırayım. Hani ilgisi varsa bu şeyle alakalı bir sonraki yayında bu bilgiyi paylaşabilirim. Çünkü yani gelecek görsel kurulumda bunun üzerine gelişiyor. şöyle yaparız Günay. Sen araştır. Bir tane de şey planlarız. Necati'nin şimdi durumu nasıl? O Çin'e gidip geliyor sürekli. Güney Kore, pardon, Güney Kore'ye gidip geliyor diyebiliyorum ben, Uzak Doğu'ya. Onun falan böyle uygunluğuna göre üçümüz bir yapay zeka ile alakalı bir program yapabiliriz. Böyle çok derin gireriz. Hani çok içine gireriz. Necati işin içinde, onu çok böyle sıkıştırırız, darlarız. O arada sen de araştırmış olsun. Ben de birkaç bir şey bakarım. Böyle bir şey yapabiliriz, program yapabiliriz. Evet. Şimdi bir sonraki haber. Bir sonraki haber biliyorsunuz Microsoft'un yapay zekayı güçlendirdiği bir şey var. Bing diye bir uygulaması var. Bu DALL-E yapay zekasına entegre edildi, bu Bing uygulamasına. Bing uygulamasına. Daha önce ChatGPT ve ChatGPT 4 entegre edilmişti. Ve bu DALL-E yapay zekasına demişler ki olası bir İstanbul depremini resmet demişler. Ve şimdi ben resim de paylaşacağım. Bu resimleri yapmış bu yapay zeka. Ben ilk gördüğümde açıkçası enteresan geldi. Şimdi mesela burada görüyorsunuz ikimizin ortasında. Bunları zaten internetten de bulabilirsiniz. Bu Galata Kulesi, yanındaki bir şey yıkılmış ama çok ışıklar mışıklar çok distopik. İşte uyarlama yapıyor dediğimiz şey bu. Derin öğrenme. Galata Kulesi'ni arıyor, onu buluyor, evi koyuyor bilmem ne. Ortaya sonunda böyle bir kombinasyon çıkarıyor. Mesela sonraki, bu arada yorum yapabilirsin Gülay, hani araya girebilirsin. İşte sonraki görüntü enteresan bir görüntü. Bu da mesela bulutları falan da bir şey yapmış, böyle bir farklı bir havaya getirmiş. Yani normal bulut koyup geçmemiş. Büyük bir ihtimalle burada şey yapıyor işte, deprem, distopik bir hava, kaotik bilmem ne falan, İstanbul.
Bunları birleştiriyor. Ardından şöyle bir görüntü yapmış. Ama birçok binayı yıkmamış, modellemiş. Umarım bir deprem olmaz. Olursa da yani hiçbir bina yıkılmaz. Çünkü şu görüntüde gerçekten neredeyse hiçbir bina yıkılmamış görünüyor. Yine burası şey sanırım. Var mı İstanbul'u bilen? Bilemedim burayı. Şimdi sallamayayım ben. Hani enteresan görseller çıkmış ortaya. Yine Galata Kulesi'ni görüyoruz. Enteresan yere gidiyor. Evet, var mı bir şey Şey diyeceğin çok yine? güzeldi ya. Bu Hangisi? akşam gördüm onları da. Bu milyarderler var ya, Elon Musk, işte ne bileyim başka kim var, Bill Gates, Ha evet. bilmem kim. Onların böyle Çin'in varoşlarında yaşarken böyle berduş hallerinin yapay zekalı görsellerini bulmuşlar. Yapmışlar daha Çok doğrusu. iyi o ya. Çok efsane olmuş. Çok Dur iyi. bakayım, ben sana Şey yapabilirsen bul paylaşalım. Hani onu da ekranda. Çünkü ben enteresan bir... Papa'nın ki mesela çok ilginç. Papa'yı gören var mıydı? Papa'nın o montu vardı beyaz. Ya dedim hip hopçu olmuş adam çıkmış. Bu ne böyle abi? Yani direkt Amerika'da hip hopçu bir tipi yapmış adam ve çok hoş olmuş. Beyaz zengin gösteren bir mont böyle. Kabarık bir mont. Hoştu yani. Şu İstanbul şeylerini ortaya atalım. yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ben şimdi bu yapay zeka programlarının birçoğuna ön kayıtlıyım. Şey var. Midjourney sanırım kapatılmış bu resimlerden dolayı. Hadi canım. Hangisinden dolayı? Evet, yani kullanımı kapatılmış. Papa var ya. Papa görselleri. Yok Ondan artık dolayı ya. sanırım dur bakayım. Yani öyle bir haber vardı. Şimdi daha yeni okuduğum için doğruluğunu teyit edemiyorum ama Artificial Intelligence. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama bu yavaş yavaş böyle şey böyle Şimdi bir soru gelmiş. Demiş ki Hazard kavram var. çubukla deprem olur mu abi sizce? Yani bunu evrim ağacı mı? Biri çok iyi anlatıyor. İmkansız olduğunu anlatıyor. Yani Evet. bunlar bence Evrim ağacı anlatıyor. safsata abi. Yani öyle bir bak vurduğu yerde çok ciddi bir ses işte şok dalgası çıkarabilir ama hani öyle depremi yapması bilmem ne falan filan bunlar kolay değil. Ortaköy'müş bak bu arada. Şöyle yazmış Ortaköy olduğunu. Az önce paylaştığımız. Hani sanmıyorum ben. Yani imkansız deniyor, mümkün değil deniyor. Şimdi işin uzmanları biz değiliz ama bu işin uzmanları bunun olmayacağını, böyle bir şeyin imkansız olduğunu açık açık söylüyorlar. Ki zaten şöyle bir şey var abi. Hani biz bunu düşünmeyelim ama depremi çubukla mı yaptı? İşte ne bileyim kayayla mı yok harpla mı yaptı? Patates mi koydu? Dua mı etti? Ne yaptıysa yaptı kardeşim. Yani ne olduysa bir deprem oldu. Asıl önemli olan o depremin biz etkilerini azaltmamız gerekiyor. Hani şey değil. Bak depremi şununla yaptılar gördün mü? Yani sonuç hani biraz daha bence çözüm odaklı burada gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu şey değil zaten ya, hani şey var ya, deprem olayının lokalitesine baktığın zaman hani çubukla, harpla, zartla, zurtla yapılabilecek bir alan değil. Tabii. Şimdi basit bir aslında kinetik enerji üzerine bir örnek vereceğim. Çar bombasını bilirsiniz. Megaton bazında bir kitle imha silahıdır. Dünyada bir kere ne patlatılmış zaten. Rusya'nın yaptığı ve dünyada yapılan en büyük nükleer bomba. Bakın, onun patladığında oluşturduğu yani tahribat alanından bile çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Şimdi Evet. nük test ile ilgili bir site var. İşte şu bombayı şuraya atarsan ne kadar alanı kaplar gibi testler yapıyor. Bakın, siz o bölgeye herhangi bir megatonda bir bomba atın. Yani 30 kilometre, 40 kilometre, 50 kilometre, 100 kilometre, 10 ilden bahsediyoruz arkadaşım. 10 il. Evet, Murat abi sana katılıyorum. Ütopik yani gerçekten imkansız deprem. Ama işte böyle Yani şeyler çıkıyor. çubukla falan olmaz abi o iş. Çıkıyor Mümkün maalesef. değil. Evet. Yani dediğim gibi
bilim insanlarının açıklaması vesaire bilmem ne hepsi olmayacağını söylüyor. Bir sonraki habere geçiyorum ben. Var mı bir şey ekleyecek? Chat'ten, Met'ten, buradan falan. Yoksa yavaş yavaş geçelim. Yazarsınız zaten geriye dönüp de biz de onu görüp yorum yapabiliriz. Yani bir sonraki habere dönebiliriz. Bilgisayar dünyası yasta. Intel kurucusu Gordon Moore hayatını kaybetti. Bak tam Teletubbies okudun. şeyin Intel'in kurucusu Gordon Moore abi hayatını kaybetmiş. Peki niye bu önemli? Bir Intel'in kurucusu önemli. Yani Intel biliyorsunuz işlemci üreten bir firma. AMD ve Intel iki büyük firma. İki tane var zaten. Şu an. Aslında şöyle söyleyelim, düzeltelim. Ev kullanıcılarına yönelik, son kullanıcıya yönelik işlemci mimarisini üreten firma diyelim. Evet ama asıl Çünkü olay sanayi tipi işlemciler çok önceden vardı zaten. ki evet çok çok önceden beri vardı. Hatta ilk olarak Amerika'daki Amerikan askerisine hizmet veriyorlardı bunlar. Tabii sonra gelişe 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 Güney'in dediği gibi biz ev kullanıcılarına kadar indi bunlar. Şimdi buradaki olay da şu hani Gordon Moore evet Intel'in kurucusu önemli ama Gordon Moore'un en büyük şeyi şu Moore yasası diye bir şey üretiyor, buluyor. 1965'te Electronics diye bir dergi yayınlanıyor. Burada da diyor ki Gordon Moore, mikro işlemcilerdeki şeyler, elemanlar, elektronik elemanlar giderek küçülecek ve 24 ayda hatta 18 ayda bir iki katına kadar çıkacak diyor. Yani içine koyduğunuz kondansatörler, transistörler çok çok daha küçük hale gelecek. Kullandığımız ürünler çok çok daha küçük haline gelecek ve bunlar sayı olarak artacak diyor. İki katına çıkacak diyor. Tabii o anda herkes çok fazla şey yapmıyor. Hani Allah Allah falan filan diyorlar ama günümüzde bu oluyor. Ve sonra buna Moore yasası deniyor. Bu haberi de almak istedim. Hani bilgisayarla alakası olan, ilgisi olan birinin de az çok önemli hissedeceğini düşündüm. Var mı Günay senin bununla alakalı yorumun? Ya şimdi şey var ya, ben bu aslında Moore yasasıyla alakalı değil de, şimdi Mor. Intel Moore diye okunuyor diye ben Moore diye bir, ya ben şeylik böyle bir süper liseli havasından bir türlü kurtulamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Bu böyle tavrımdan ben de hoşlanmıyorum bazen Ben de tam de. meslek Kusura lisesi bakmayın. abi. Benim Yok saçma abi. tavrım bu. Böyle oluyor bazen. Abi ben de meslek lisesi yani. Üzgünüm. Hani şimdiden özür diliyorum hepinizden. Şimdi arkadaşım, şeyden ziyade bu yanlış bilinen birkaç bilgiden bahsetmek istiyorum. Şimdi Apple kurucusu Steve Jobs, Moore yasası, Gordon Moore, bunların birbirleriyle olan iletişimi, masaüstü bilmem ne. Bunların hepsi aslında tamamen biz son kullanıcılar için yapılmış şeyleri üreten insanlar. Bizim için üretildi ama hani son kullanıcıyı hedefliyor. Aslında kapitalist düzenin bize satmaya çalıştığı bilgisayar modeli ama bunlar çok önceden zaten bulunmuştu. Bu Moore yasası kuran, işte bulan adam diyeyim daha doğrusu, Gordon Moore. Yani özel bir insan, eyvallah. O kadar. Çok fazla daha iyi şeyleri yapan, daha kreatif şeyleri yapan insanlar var. Ben bu adamın fazla köpürtüldüğünü düşünmüştüm hep. Hala da öyle düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Fazla köpürtülüyor bu adam. Yok abi, şey var. Steve Jobs için de aynı şeyi düşünüyorum. Bak, Gordon Moore için de aynı şeyi düşünüyorum. Bill Gates için de aynı şeyi düşünüyorum. Eyvah. Bak. Şundan, Bill Gates'e evet söz abi. hakkı doğdu. Elon Abi Musk'a şimdi söz hakkı bak. doğdu. Şu anda yayındayız. Bağlansınlar. Yayını alalım. Burada Günay Bey çok ciddi. Dedi ki bilgi. Hepsi dedi. Bunların dedi. O dedi. Çok bunlar berbat dedi. Bunların. Abicim, şunu söylemek istiyorum. Basit, hızlı geçeceğim. Ben bir program yapıyorum ama benim network'üm zayıf olduğu için, çevrem zayıf olduğu için ben bunu satamıyorum. Bir tane Zil Gates geliyor, benim yazılımımı patentliyor, bana veriyor 5 lira para. Ben senin yazılımını alıyorum diyor, patentliyor, çat satıyor, ondan sonra parayı buluyor. Diyorlar ki Microsoft'u Bill Gates kurdu. Bill Ha Gates anladım. kurdu, evet. Ama
temelinde program onun değildi. Temelinde Apple'da Steve Jobs'un değildi. Abi dikkatli satır aralarını dikkatli okursanız görürsünüz zaten. Bu adamlar pazarlama dehası, yazılım dehası değil. Asıl işi işçiler yaptı diyor. Vay be, güzel. Yani asıl Yo işi ya, orada bir Hintli çalışan. tarafından programlanmış. Bak, Microsoft Office bir Hintli tarafından programlanıp patentlenmiş ve Bill Gates'e bunu canlı yayında sorulduğuna ve Bill Gates'e falan yaptığını gördüm. Yani Microsoft Windows içinde bazı şeylerin hani programlanma en başta programlanırken ki konseptinin de aynı şekilde daha önceden Xerox'un yaptığı bir konsept vardı. Dikey monitör. Biraz araştırırsanız bulabilirsiniz. Mouse konseptiyle dikey ekran üzerinde, sayfa üzerinde değişiklik yapıp printer'dan çıkarma üzerine kurulu bir bilgisayar. Sistem düşünün, şu andaki monitörlerimiz nasıl yatay. Onu dikey çevir abi. Ve dikey çevirdiğin zaman ne görüyorsun abi? Bir A4 sayfa. Doğru mu? Evet. Aslında amaç A6'ya doğru A4 A4. sayfa üzerinde bu bilgisayarın yaptığı işlemleri işte envanter kaydı tutma, muhasebe hesabı tutma bilmem ne. Bunları kolaylıkla yapıp da print almanı sağlayan bir makine tasarlıyor. Xerox yapıyor bunu. Ve mouse kavramını ilk orada kullanıyor. Ama bu sanayi tipi bazı konseptlerde kullanılıyor. Ondan sonra bu hani son kullanıcının işine yaramaz diye rafa kaldırılıyor. Ve bunu Steve Jobs gördüğünde ben bunu satarım diyor. Ve o fikri araklıyor. Ve satıyor Patent da. almıyor bak. Evet. Araklıyor. Evet. Bunu araştırabilirsiniz bakın. Bu işin gerçeği bu. Sonra aynı konsept üzerine Bill Gates'le Steve Jobs'ın yarışmasından diyeyim. Doğru kavram bu olsun şimdilik. Yarışmasından, rekabetinden dolayı bir taraf Microsoft'u geliştiriyor. Bir taraf macOS'u geliştiriyor. Onların macOS'u da geliştirmiyor aslında. Apple PC'yi geliştiriyor. Ondan sonra onun üzerine macOS'u kuruyor falandı filandı. Abi geliştiriyor. Evet. Çok başarılı insanlar, iyi insanlardır belki, kötü insanlardır belki bilemem. O kısmı beni ilgilendirmiyor. Ama bu adamlar pazarlama dehası abicim. Yazılım dehası değil. Şimdi haberi değiştireceğim. Bir tane soru geldi. Arada yazılanları da okumaya çalışıyorum. Hani chat'in de katılımını istiyorum dediğim gibi. Hani o sadece burada konuşup konuşup gideyim istemiyorum ben. Bilgimiz dahilinde her soruyu şey yaparız. Hani onu söyleyeyim. Şimdi Murat demiş ki Murat Özbek. Sorum şu. Şimdi yapay zeka makalelerde arka yazılım nasıl çalışıyor? Ben söyleyeyim. Derin öğrenme diye bir şey var. Derin öğrenme şudur. Senin benim yaptığımı yapıyor. Örneğin sen bana desen ki Erdem, Cin Ali ile alakalı bana bilgi topla. Desem benim yapacağım şey şudur. Google'da yazacağım ve Cin Ali nedir diye aratacağım. Ve Cin Ali ile alakalı belki 3-5 kişinin yazdığı metni koyacağım kenara. Sonra bunlardan bir özet çıkaracağım. Ve sonra bunu derleyip bir metin haline getireceğim. Ve bana sorulan soruyu yanıtlayacağım. Böyle çalışıyor. Evet, mükemmel bir yazılım. Güzel bir yazılım. Orijinal de bir fikir aslında ve başarılı da bir fikir. Güney'in ekleyeceği bir şey varsa Güney de ekleyebilir. Ya yok, daha belki detaylandırabilirim sadece. Çok girmedim ben Algoritma derine. çalışmış varsa arkadaşlar aranızda algoritma şeması oluşturma mantığıyla cin nedir, Ali nedir diye sorar önce makine. Cini araştırır, Ali'yi araştırır. Sonra bunun bir tamlama olduğunu görür. Cin Ali bir tamlamadır. Hani cin ayrı, Ali ayrı olarak kullanılmamış burada der. Cin Ali der. Cin Ali'nin bir karakter olduğunu ve neden karakter o isimle şey yapıldığını sana envanterini çıkarır. İşte çizgiyle yapıldığı için, insan figürü olmadığı için, ince olduğu için, falan için, filan için sebebini sana anlatır. Ve bunu bütün her şeyi tek tek inceleyerek yaptığı için zaten senin yaptığın gibi yapabilir. Evet. Yani direkt Google'dan baktığındaki hani ilk bilgiyi çıkarmaz. Bir analiz yeteneği vardır. Tabii. Zaten makineyle basit yani düz mantık çalışan makineyle yapay zekayla çalışan makineyi birbirinden ayıran şey analitik düşünebilme yetisidir. Analiz yapabilme yetisidir. Eski makineler iş yapıyordu evet ama analiz yapamıyordu. Analitik düşünemiyordu. Şimdikiler analitik düşünebiliyor. Önce cini soruyor, sonra Ali'yi soruyor. Sonra neden bunun mantıksız olduğunu soruyor. Cin bir Ali insan. Cin insan değil. Aa, bu anlamlı değil. Neden? Çünkü bu bir tamlama. Bu bir isim. Bu bir özel isim. Ha, hemen bununla alakalı yazılmış kitaplar, romanlara bakıyor. Diyor ki bu Cin Ali böyle bir karakter.
Evet, Cinali ile alakalı sana ondan sonra mantıklı bir çıkarımda bulunuyor. Evet, yani olay bu. Ha tabii bu daha da geliştirecek belki ileride. Daha da farklı bir şey yapacak falan Yani. filan. O zaman bir sonraki habere geçelim abi. Çok bayağı bir yapay zeka çok fazla soru geliyor ve şey de oluyor. Ama gerçekten de 4 tane haber yapay zeka ile alakalıydı. Öyle yani, gündem öyle. Şimdi Evet. bir sonraki haber de şu. İnsanların 2030'da ölümsüz olacakları söyleniyormuş. Ve bunu Kurzweil diye bir arkadaşımız söylemiş, abimiz söylemiş. Bu abinin de niye peki biz buna dikkate aldık da bu haberi koyduk? Çünkü bu adamın şu ana kadar söylediği şeylerin %85'i gerçek çıkmış. Ve nasıl ölümsüz olacak denmiş insanlar. O da demiş ki nano robotlar yerleştirecek insanların vücutlarına. Bu şekilde ölümsüzleştirecek. 2029-2030 demiş. Çok şey bir haber değil. Çok vakıf olacağım ya da çok fazla yorum yapacağım bir şey değil. Güney'e sorayım. Sen ne diyorsun? Biraz ütopik bir şey geldi bana böyle. Acayip acayip science fiction geldi bana abi yani. Science fiction bile bir yerde gerçekçilik içeriyor. Bu şu an için yani mantıken düşündüğümüz zaman çok olası değil. Değil. Şundan dolayı değil. Biyoloji de gerekiyor buna abi. Nasıl ne gerekiyor? Biyoloji, gen, bilmem ne. Entropiyası diye bir şey var. Her şey eskiyor. Hani çok detaylı. Senin gibi, senin dediğine katılıyorum. Ben de hani science fiction bile olabilir falan dersen, uçan araba, science fiction dersin. Arabayı uçurursun. Evet. Yani arabayı bir şekilde uçurursun ama nano makineyi insanın hayatta kalmasını sağlayabilmen için basitçe bir algoritma kurayım mı senin için? Şimdi insanı yaşlandıran şey nedir? Cevap toksinler. Tamam mı? Hani vücutta biriken toksinler ve hücre yaşlanması. Hücre yaşlanmasına sebep olan şey nedir? Yıpranma. Yıpranmaya sebep olan şey nedir? İşte hücrenin yaşlanması, mitokondrinin bozulmaya uğraması, bilmem ne bilmem ne bir sürü faktör sayarım sana. Bu nano makineler buradaki bütün bu faktörleri kontrol altında tutması gerekiyor. Doğru mu? E Evet. şimdi DNA zincirin var senin. DNA zincirin de bu arada yaşlılığa götürüyor seni. Yani senin bir hayat çizgin var. Yani bu değişkenlerin hepsini eş zamanlı bir şekilde kontrol edip hepsini senin genç tutması gerekiyor. Düşün, bir hücren var. İçeride hücreyi ev gibi düşün. İçeride hizmetliler geziyor. Bunlar nano makinelerin olsun. Hizmetliler geziyor ama öyle bir temizlik yapmalı ki Günay, bir bu şey diyeceğim. hizmetliler. Sen Hepsi eş zamanlı Günay, bir olmalı. şey diyeceğim Yani hocam. biri halıyı Günay. kaldırırken biri altını süpürmeli. Biri camı silerken biri aynı zamanda cama Günay, bir şey diyeceğim. dokunmamalı. Onu, yani her şey eş zamanlı olmalı ve bütün hücrelerini düşün. Milyarlarca evin Günay, var ve bir şey hepsi diyeceğim aynı hocam. anda Günay. çalışmalı. Günay. Geliyor mu sesin? Yes. Ha, Geliyor. hacı konuşuyorsun ya. Fazla öne eğiliyorsun, şu şekilde çıkıyorsun. Doğrudur. Okey. Hani onu söyleyeyim dedim. Evet. Tamam, söyle. O zaman bir sonraki habere geçelim. Herhalde başka ekleyecek, yazacak, edecek. Bilmiyorum var mı yok mu. Bakayım bir çete bakayım Ha, neler yazılmış. bir de söyleyeceğim bir şey daha var Ha, bu konuyla söyle abi. alakalı. Farz edelim ki ütopya gerçek oldu. Değil mi? Yani ölümsüzlük başarıldı. Oğlum biz ölüm varken bile dünyanın kaynaklarını yettiremiyoruz. Onu ne yapacağız? Şimdi Kadir Dülger yazmış. Ben katılıyorum buna. Ölümsüzlük imkansız ama ömrü uzatmak, ömür uzun ömürlü olmak, yani biraz daha uzatmak mümkün demiş. Evet olabilir. Yani bu çok şey değil. Onun dışında o abiye katı söylüyorum. Ha, kesinlikle Selçuk da aynı şeyi söylemiş. Her canlı ölümü tadacaktır demiş. Atmalı. Aynen. Çizim nasıl oluyor? Anladım. Çizim nasıl oluyor? İstanbul depremi görseli falan. Bak. Teşekkürler lanlıymen. Ne demiş? Selçuk iyi, iyi bir tespit. Çizim de aynı oluyor. Günay'da ben de anlattık ya abi. Derin öğrenme. İstanbul'u alıyor, Galata'yı alıyor. Ne olduğunu öğreniyor. Onları birleştiriyor. Depremi bakıyor nedir ne değildir diye. Deprem çizilmiş, deprem görsellerine çekilmiş. Deprem fotoğraflarına bakıyor. Bunları harmanlayarak ortaya bir şey koyuyor. Ya tabii ki Kadir'e hani cevap verebilir miyim? ver, ama şunu söyleyeyim.
Hani hafife almıyoruz yani, böyle lang 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 söyleyip geçiyoruz da hafife aldığımız bir şey değil. Büyük bir şey yani. Buyur abi. Kadir şu anda hani bilim insan ömrünü yüzlerce yıl uzatabileceğine inanıyorum demiş ya. Ya Evet. evet uzatabilir ama şimdi zenginler ve fakirler sınıf ayrımı burada devreye girecek. Böyle bir şeyin gerçek olduğunu varsayıyorum. Zenginler parasıyla ömrünü uzatabilecek, fakirler parasız oldukları için daha çabuk ölecekler ve dünyada zenginliği hegemonyası oluşacak. Bu sefer hani kule şeklinde bir zengin piramidi oluşacak. Az zenginler ve çok Çok zenginler. güzel. Oh. Ta ki kaynaklar tükenene kadar, yani artık o tepe aile mi dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. O tepedeki ailenin para verecek kimseyi bulamayana kadar, lan benim hayatımı uzatmam gerekiyor diyecek, bakacak kimse kalmamış oğlum, herkes ölmüş. Ne yapacağız şimdi? Yani anladın mı? Bir şey var, kısır döngüye giriyor orada. Ya evet abi, farz et ki uzattın, kaynakların bitecek, senin enerjin bitecek, senin donör bulduğunu varsayıyorum. Hani ömrü uzatmak için senin donör organa ihtiyacın olacak ya, fakirlerden böyle o insan tarlası yapacak, orada donör organı alacak, takacak, kalbi yenilemiş olacak, donör organı takacak, ciğerlerini yenileyecek. Evet abi, bunlar sonuçta bir yerde bitecek. Senin bunu sabunla bile beslesen, beslemen gerekiyor. Yani Sonsuz değil serum kaynak. tüpü gibi bir, ya serum tüpü gibi bir şeyin içine koy adamları, tamam mı? Sadece sabunla besle. Yine ihtiyacın var bir şeye. Bir Evet. kaynağa ihtiyacın var abi. Dedin ya entropi. Bir şey eninde sonunda eskiyecek. Bir şey eninde sonunda tükenecek. Ondan sonra ne yapacaksın abi? Bir şey bak. Hangi filmdeydi? Science fiction filmlerden birindeydi. Blade Runner'daydı. Evet, Blade Runner'daydı. Doğru hatırlıyorum. Bir mum ne kadar parlak yanarsa o kadar hızlı söner. Şimdi ne kadar güçlü olursa insan o kadar hızlı tüketecek kaynakları. Anladın mı? Evet. O kadar hızlı gelecek sonumuz. Ve ne kadar güçlü olursa insan o kadar fazla kaynağa ihtiyaç duyacak. Yani daha hep şey diyecek, daha Evet. çok, daha fazla, daha fazla diyecek. Şu anda depremlerin sebebinin sizce böyle fantastik, kuntastik, bu neydi o? Steel Çubuk. rod, çubuk, hipersonik çubuklar, bilmem neler, hatlar. Yok abi, depremin olduğu bölgeye bakın. Genellikle hani Orta Doğu'ya yakın bölgeler, Suriye, petrol yataklarının olduğu bölgeler, yeraltı boşaldı, petrol kaynakları azaldı, su kaynakları tükendi, obruklar oluşuyor. Şimdi sen kaynakları tükettin, 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 yerin altından çıkardın ya. Çıkardığın için yer altında devasa çukurlar var artık. Devasa mağaralar var. Ve havada duran, hani birbirine köprü görevi gören kayalar bir süre sonra yorulup çökecek. Fay kırılacak, o çökecek. Fay kırılacak, o çökecek. Ve biz diyeceğiz ki, ya işte Amerika'nın oyunu bunlar. Anladın mı? Şimdi Sen kaynağı boşalttıkça altını boşaltıyorsun abi. Altını evet. oluyorsun yani. Lonely bir yorum daha gelmiş. Demiş ki konu dışına çıkabilirim. Bir de ölüm kapsülü denen bir olay var. Ve bunu Tüpler. katılan zengin insanlar var. Benim haberim yok. Nedir ne değildir. Kriyojenik tüpleri diyorsan eğer, dondurma, hani böyle eksi bilmem kaç derecede dondurularak ileriki zamanlarda uyandırılmak üzere tüplere depolanmış insanlar var diyeyim. Yani bunlar genellikle kanser hastaları ve hani ölmeleri garanti olan insanlar. İleride hani tedavi bulunursa tekrar uyandırılıp tedavi olmak için bütün paralarını bu işe gömmüş insanlar. Enteresan. Öyle adamlar var mı hakikaten lan? Var, evet. Vay anasını. Bunu araştıracağım ben. Merak ettim. Hazard ismini bilmiyorum ama Hazard onu. Evet, harp var. Harp var, ancak harp bu Ya. şekilde bir şey değil. Harp birçok yerde var zaten. Rusya'da da var, Norveç'te de var. Yani harp zaten her yer, birçok yerde var abi. Harp zaten var. Yani ama deprem oluşturmak için konvansiyonel bir yöntem değil. Değil değil. Mümkün değil yani. Mümkün değil.
Kaç petajul enerjiye ihtiyacım var abi? Kaç tane jeneratör, kaç tane nükleer reaktör? Hani o kadar frekansı işte iyonosferden sektirecek de bizde deprem yapacak. Mümkün değil. Ya şey anlattı ya geçen. Neydi? Bir Celal Şengör müydü ya? Yoksa Celal Şengör anlattı galiba. Diyor ya adam. Olur. İşte diyor işte şu 10 ilin yüz ölçümünü alıyor, tamam mı? Topluyor. Diyor ki işte kayaç kalınlığı bu kadardır diyor. Onun kütlesi bu kadar. O çarpıyor ediyor. Diyor ki şu kadar hesap makinesine sığmayan bir sonuç çıkıyor. Bu kadar ağırlık var orada diyor. Ağırlık. Kaya ağırlığı var diyor. Sen nasıl hareket ettireceksin bunu diyor. Neyle hareket ettireceksin diyor. Neyse geçiyorum abi. Bir sonraki habere çok durduk bu şey muhabbetine. Doğru. E-2023 var biliyorsunuz. Ve elektronik eğlence fuarı, oyunlar tanıtıları vesaire bilmem ne. En sevdiğim, en sevdiğim. Yalnız 2023'te katılımlar azalıyormuş Günay. Ve Abi, Xbox, abartma Nintendo, Sony, Ubisoft'tan sonra Tencent ve Sega'da katılmayacağını açıklayan firmalar arasına girmiş. abi. Tencent, ya yine o şey ağız düzeltme şeyini yapacağım. Hacım, Tencent o. Tencent abi. Bu şeyler var ya. Meslek lisesi ben. Evet. Tencent Game Çin'in en büyük oyun yayıncılarından birisi. Bu hyper casual denilen bir oyun türü var. Hani Candy Crush falan filan gibi, anladın mı? Tuvalet oyunları. Şimdi o oyunların milyar tanesini bu firma zaten yayınlıyor. Ya Evet. katılsın katılmasın. Zaten lansmanı çok kuvvetli bir firma değil benim gözümde. Ha bu MMORPG tarzı oyunlar falan, o tarz girişimleri olmuştu. Yaptı mı yapmadı mı, bir şey çıkaracak mı çıkarmayacak mı bilmiyorum. Ama hani şey var. Tekelleşme olayı var ya. Tekelleşme, yeni ürün çıkaramama, kreatif işler olmaması. O yüzden abi şimdi o yüzden çıkmak istemiyorlar bence. Çünkü abi ne çıkaracaksın? Call of Duty'nin turşusu çıktı zaten. Evet. Yani Last of Us bile artık getirdi yani. Ne çıkaracaksın abi? Ne koyacaksın milletin önüne? Yani zaten her gün pilav veriyordun. 20 yıldır millete pilav yediriyorsun. Sıkıldı artık millet pilavdan. Başka bir şey koyabilecek misin? Yok. Yok. Çıkma bir zahmet. Yani böyle bir durum varmış. Bir de bunun üzerine şey de Ubisoft'ta kendi etkinliğini düzenleyeceğini söylemiş 12 Haziran'da. Ubisoft çok büyük bir firma. Ciddi misin ya? Evet abi. Hani demiş ki Abi biz Ubisoft bir ara bak, Ubisoft bundan bir ya da 2 ay önce yanlış hatırlamıyorsam duyurmadı, projelerini iptal etti finansal sıkıntılardan dolayı. Manyak mı bu adamlar? vallahi abi sonra da zaten bak ne olmuş biliyor musun? ING'yi Oldu de abi. ING'yi biliyorsunuzdur. Orada bir haber paylaşılmış ve demiş ki bu sefer de Ubisoft kendi etkinliğinin iptal olma olayını söylemiş. Yani hani böyle de bir durum olmuş. Yani demiş ki biz 12 Haziran'da kendi etkinliğimizi çıkaracağız. Ardından da bir haber çıkıyor yine ve diyor ki biz bu şey yapamayabiliriz. Kendi etkinliğimizi yapamayabiliriz. Bilginiz olsun diye bir haber geliyor. Yani oyun dünyası çok farklı bir yere gidiyor. Artık bilgisayar oyunları gerçekten kolay kolay üretilebilir bir şey haline gelmesi itibariyle ve bir yandan da içerik olarak zayıflaması itibariyle yani çok rahat oyun yapılabilme o şey oldu şu anda. Abilitesi çok fazla arttı. Hani sadece bilgisayar oyunlarını demiyorum ben. Mobil oyunlar da öyle. İşte tek elle oynayacağınız kendi kraştır mıraştır oyunları çıkıyor. İşte bir elinle şey tutunacaksın, televizyon tutunacaksın, diğer elinle oyun oynayacaksın. Telefona bile oyun yapılabilir hale geldi. Her Yerinde anlamda televizyon. telefon şey telefon. O ne dedim lan ben demin? Televizyon mu dedim? Yani şeyde bu olayda bu abi hani artık içerik üretemiyor oyuncular o oyun firmaları yani çok böyle farklı içerikli oyunlar gelmiyor. Bak abi hep bütün oyunlar şey oluyor, remake oluyor. Hop Resident Evil 2. Remake. Erdemciğim bak. Artık bak neydi o ya? Souls tarzı oyunlar diye bir kavram çıktı mesela. Souls Genre, Dark Souls tarzı. Çok seyrek save noktalarının olduğu, çok zor bossların olduğu, çok minyonların da oldukça zor olduğu. Hani zorluk konsepti üzerine kurulu, şövalyevari karakterlerin ilerlediği.
Ondan sonra bayağı dark temalara sahip oyunlar. Souls teması var mesela. Evet. Elden Ring çıktı, çıktı, oğlu çıktı, o çıktı, bu çıktı. Tamam mı? Souls teması. Call of Duty, Battlefield, işte Valorant, bilmem ne shooter tarzı. Ne var abi? Hepsi aynı şeyi anlatıyor. Call of Duty ne yapıyor abi? Daha yakın perspektif kullanıyor. Daha hızlı pace kullanıyor. Battlefield daha geniş alan kullanıyor. Daha işte araç maraç bir şeyler koyuyor. Ama abi intellectual bu fikir ürünü. IP diyorlar ya, intellectual property diye bu E3'te yayınlıyorlar. Hani fikir ürünü yok abi. Fikir ürünü ne senin? Yok. Hepsi aynı abi. Bir tane baskın güç var. Amerikalılar, İngilizler, bilmem kim, SAS grubu, işte Delta Force grubu bir yere gidiyor. İşte Talibanlılar var, bilmem kimler var, falanlar filanlar var. Onları işte temizliyor, bilmem ne yapıyor. Hepsi aynı abukun lacivert, affedersin yani. Yani çok dediği şey çıkmıyor. Bak mesela onu sonra konuşuruz gerçi. Şimdi başka habere geçeceğim ama içerik olarak mesela ben her Blade'i çok beğendim. Mükemmel bir içeriği var oyunun. On numara. Mükemmel. Hani alın oynayın Arkadaşlar abi. tavsiye ederim. Bakın Hellblade ama kulaklıkla oynayın. Tavsiye Kesinlikle. ederim. Kazara aldım. Kazara aldım. Yanlış olmasın. Bilmiyorum ne olduğunu. Zaten indie'ymiş. Serbest bağımsız yapımcıymış. Abi böyle bir şey olamaz. Kafayı yaktı. Kafayı yaktı. Ama mükemmel bir deneyimdi. Hani her anlamda içerik olarak doyuruyor sizi. Her anlamda. Bak dövüş mekaniği inanın o kadar doyurucu değil ki. O kadar böyle basit kalıyor ki birçok şeyin yanında. Hani birçok oyunun yanında. Ama hikaye anlatımı, sürüklemesi falan olağanüstü. Neyse. Geçiyorum bir sonraki haber. Cyberpunk da oynayın la. Cyberpunk'ın haberi de geliyor Ece. Şimdi oraya geliyoruz. Günay Cyberpunkçı arkadaşlar. Cyberpunk Bursa Bölge Müdürü Şubesi. Şubesi Bölge müdürü şubesi. Her şeyim. Bayi dağıtıcısı. Şimdi bir Aynen. sonraki haber şu. Günay'ı biraz daha böyle vakıf olduğu bir konu. Görüntü olayı. MSI'ın yeni oyun monitörü duyurulmuş MSI. G253PF modeli. 380 Hz ve 1 milisaniye tepkime süresi varmış. Fiyatını falan Geç bilmiyoruz. abi, geç. Geç abi, transit geç. Niye ya? Çok önemli bir gelişme. Şimdi ben Yok, 380'in şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Bak şimdi öğrenci işi diyeceğim değil. Hani öğrenci işi bütçelere sahip insanlar, çoğu insan buradaki. Hani aylık 50 bin dolar maaş alan var mı aranızda? Chat yazıyorum şimdi herkes. 20 bin dolar alan var mı? 10 bin dolar alan var mı? Yok. Şimdi arkadaşım, senin 380 Hz'i doyurabilmek için 380 FPS'i besleyebilecek kadar güçlü bir sisteme ihtiyacım var. Yani Yani hayvan gibi bir evet. ekran kartına ihtiyacım var. Ekran kartı serisine bak. Ekran kartını geçtim. SLI ile çift 4090 falan bağlaman lazım. Tamam mı? Bunu çok güçlü bir makineye bağlaman lazım. Ona göre bir ekran kartı. Jeneratör gibi elektrik çekmen lazım. Yani o kadar fantastik bir şey ki, bak olabilir. Animasyon stüdyosunda çalışıyorsundur. Oyunda değil de işte statik görüntüyü aktif hale getirip hareketlendirme üzerine kurulu animasyonlar yapıyorsundur. Orada 380 FPS'i 380 Hz ile besleyebilecek monitör senin işini görecektir. Eyvallah. Ama hani zaten en iyi ihtimalle 120 FPS alabilen bir adam, yani 75 Hz ya da bilemedin 120 Hz, 140 Hz bir monitörle bunu besleyebiliyorsa öpsün başına koysun. Çok güzel bir sistem. Ama afaki ev kullanıcısı için afaki bir cihaz. Bence de. Ben şeyde mesela takılıyorum. Bu şeyler var. Teknoloji kanalları gidiyor sürekli bu tip şeylerin, monitörlerin tanıtımını yapıyor. Ben monitör alacağım mesela. Abi saçma sapan monitörlerin tanıtımını yapmışlar. Ya niye bu kadar abart? Ya yap ama abi oraya böyle Günay'ın dediği gibi hani bizim de alabileceğimiz makul fiyatta olan bir monitör de koy. Bak benim monitörüm, evdeki monitörüm 75 Hz. Bana yetiyor. Yetiyor abi, ben ne yapayım 350 FPS'te oyunu? Yani anlamayacaksınız zaten onu. Neyse, geçiyorum. Abi rekabetçisindir, e-sporcusundur. E-sporcu demiyorum bak, e-sporcu.
Neydi o Gibi'deki kel adam vardı ya. İkkan. Onun İkka'nın söylemi gibi. İmeyil mi diyordu, bir şey diyordu, Ha, ağzını öyle yüzünü bir şey, kıracağım diyordu, evet. hani bir muhabbet vardı orada. Aynen. Bu arada Onun gibi isporcu. Hazard abi Evet. 500 TL haftalık alıyorum demiş. Güzel. Yani hani şimdi nasıl Hazard'ın nasıl gidip 380 Abi erzin. bizden bak, bizden olması lazım, anlıyor musun? Bazı şeylerin bizden olması lazım. Ben şimdi çok aklımda şey vardı. Şimdi elimde imkan var, tamam mı? Telefonu incelerim. Hani tedarikçim var. Telefonda incelerim, bilgisayarda incelerim. İncelerim oğlu, incelerim, ama şey var. Bir tane fenomen bir kardeşimiz var. Bu bayağı seyircisi falan var. Böyle Kim uzun abi? yüzlü bir çocuk. Ortalama parçaları tanıtıyor. Güzel de bir kanalı var. Ha şey. Onun mesela. Neydi adı ya? Dediğimi anladın değil mi? Evet. Mesela o çocuğun ben videolarını izliyorum abi. Niye biliyor musun? Bizden parçalar tanıtıyor. Abi gidip 4090 tanıtmıyor. Ben 4090'ı bir kere izliyorum ama o çocuğun videolarını çok çok izliyorum. Çünkü 4090'ı ben almayacağım abi, ihtiyacım yok. Aleykümselam Fırat, hoş geldin. Dün Abi iyi o yayınlar, selam. Hoş geldin Fırat. Şimdi o zaman sonraki habere geçiyorum. Günay, bu haber aslında seni kalbinden vurabilecek bir haber. Cyberpunk haberi. Cyberpunk 2077 Phantom Library Phantom Phantom yani Liberty. Liberty paketinin Haziran'da geleceğini, detaylarının Haziran'da geleceğini söylemiş. Şimdi Kısa bir başlık vereyim ben. İlginç. Hatta sen konuş şimdi, konuş. Başlık çok enteresan, çok enteresan şeyler var içinde. Devam et abi. gençler, Cyberpunk, çok kısa geçeceğim. Cyberpunk normalde hani ünlü kullanarak lansman yaptı. İşte Keanu Reeves'i kullandı, bilmem ne oldu falan oldu filan oldu. İşte lansmanında patladı falan filan, ama toparlandıktan sonra çok ciddi ivme yakalamış. Hikayesi hani böyle değme Hollywood filmlerini falan, hani pantolonunda sallayacak kalitede bir hikayesi var. Evet, problemleri var. Bakın, problemleri yok demiyorum. Ama hani bittiğinde böyle gözünüzden bir damla yaş akıtabilecek bir şey. Bir Red Dead Redemption değildir belki kimsenin gözünde. Olamaz da zaten. Öyle bir iddiası da yok. Ama oynanması ve değeri bilinmesi gereken bir sanat eseri. Çünkü gerçekten çok dolu. Yani inanılmaz dolu. Evet. Tavsiye ederim. Dinliyorum. Şimdi Günay, ben bu oyunu oynamıştım. Biraz dayanamadım. Bıraktım. Evet. Hatalardan dolayı falan birazcık da. Şimdi asıl ilginç olay şu. Şimdi böyle bir paket geliyor. Ve bu paketin de çok iddialı getiriyor yine firma. Ama ilginç olay, Keanu Reeves yine var oyunda. Ama Keanu Reeves'in yanında İdris Elba diye bir İdris arkadaşımız Elba. var. Ardından Sasha Grey var. Evet. Sasha Grey oynuyor ve Keanu Reeves oynuyor. Yani oynattıkları insanlar enteresan insanlar. Şimdi Sasha Grey'i anlatmamıza bir gerek yok herhalde. İlginç bir seçim olmuş. Yani evet, DJ Pro oradaki DJ radyosundaki birini seslendirecekmiş. Bakın, şöyle bir durum var. Şimdi basit bir olay örgüsü anlatayım size. Bir tane biraz salakça bir arkadaşımızla başlıyoruz oyuna. Spoiler olmaması için detaya girmeyeceğim. Biraz arkadaşımız safçara bir arkadaş. Onunla beraber bir göreve gittiğinizde, bakın, birisi sizi kapıdan buyur ettiği zaman ona ters cevap verdiğinizde, oyunun 45. görevinde, bakın, 45. görevi atıyorum ha, 45. olmayabilir, 30. da olabilir. Görevinde sizin başınıza gelecek ve alabileceğiniz görev başka oluyor. Sakin, usturuplu cevap verdiğinizde başka oluyor. Ya, olumlu cevap verdiğinizde başka bir sonuç oluyor. O kadar farklı sonuçları var. Anlatabiliyor muyum? Yani siz o adamla ne işin var lan, ne yapıyorsun sen burada dediğin anda, sana abi sen emaneti almaya gelmiştim diyor, emaneti veriyor sana, yallah ediyor. Lan şundan bir puf alsana diyor sana, alırsan o otur diyor, buyur ediyor, oturursan görevin sonunda sana bir tane hediye veriyor ve aynı zamanda bilmem kaçıncı görevde çatışmak yerine gayet insanlar seni barda karşılıyor, o hoş geldin falan filan yapıyorlar. Ama eğer ki tersleşirsen, mesela zıt gidersen,
bilmem kaçıncı görevde o bara gittiğinde herkes elinde silah seni bekliyor ve pusuya düşüyorsun. Evet. Yani o kadar çetrefilli böyle bir hikaye örgüsü var. Abi sonuçlar çıkarımlar çok farklı. Atmosfer çok başarılı. Ha, vuruş hissi biraz garip. Evet. Çünkü abi Yok gibi abi. cyborglarla çatışıyor. Çok normal. Bazı dövüş koreografileri çok tekrarlıyor. Hoşuma gitmiyor. Evet. Ama Keanu Reeves mesela abi Cyberpunk oyunun olduğu bütün oyunlarda Keanu Reeves zaten çıkarılamaz. Çünkü parçanın biri. Spoiler yemek istemeyen arkadaşlar kulaklarını kapatsın. Erdem, senin bildiğin bir argüman olduğu için söylüyorum bunu. Söyle abi. Keanu Reeves zaten Tyler Durden. Anladın mı? Senin kafanın içindeki bir karakter zaten. Sen Evet evet ondan nasıl biliyorum. kurtulacaksın? Şimdi aslında Cyberpunk üzerine çok konuşmak gerekiyor ama bu paketle alakalı da konuşuyoruz biz. Bu paketin hemen bir içeriğini daha açıklayayım ben. İçerik casusluk ve gerilim türünde bir içerik olacakmış. Hani diğerinin türü tam olarak belki ben şey yapamayabilirim, hani söyleyemeyebilirim çok fazla oynamadığım için. Ama biraz aksiyon macera seçimlerle dolu ve seçimlerin de Güray'ın dediği gibi oyunun sonunu ve oyunun gidişatını etkileyen bir oyun. Aslında keyifli bir oyun. Ne güzel demiş. Cyberpunk güzel. Şey Fırat sormuş. Hani ben belki birkaç şans daha verebilirim ama RDR'yi de çok beğendim ben. Bakacağız. Evet, var mı chat'te ya da Güray senin eklemek istediğin bir şey? Sonraki habere geçeceğim. Yok, şu an için yok. Hani ben ilerleyen dönemde benim 4 ayım kaldı. Şu kontratım bittikten sonra Türkçe bir Cyberpunk hikaye yayını açmayı düşünüyorum. Hani kayıt amaçlı görsel roman gibi olacak aslında. Şu an yayın kalitemi 720p'nin üstüne çıkaramıyorum. Sonuçlar iğrenç oluyor. Birkaç Evet. kere denedim. Ama hani şey var. Şimdi aslında sevdiğim yayıncılar var. Bu Can Sungur falan var. Yani bazıları hunharca toprak atıyorlar ve haklılar da Seyhan abi hoş yani geldin. tutup da prodüksiyon sorumlusunun hadi lan çıkarın artık oyunu para lazım deyip de milleti gazlayıp sakat bir oyunu çıkarttırmış olmalarından dolayı ben de çok nefretliydim. Abi 7 yıl bekledim ben bu oyunu ve çıktığı gibi aldım ve 1 saat sonra iade ettim. Oo. Yani o kadar kızgındım. O kadar. Nasıl sayardım biliyor musun? Ama 1.6 güncellemesinden sonra toparlamayı bir gördüm. Ve hikayeye bayıldım. Tuttu beni ya. Bu kadar. Evet. Tavsiye ederim. Kaçırmayın. İndirimde gördünüz mü? Yapıştırın abi. Evet, Hiçbir şey kaybetmezsiniz. güzel yani gerçekten alınması gereken bir oyun. Şimdi o zaman sorunlu çıkmış bir oyun konuştuk. Yine sorunlu çıkmış PC'ye sorunlu çıkmış diyeyim. Ben bir oyuna geçelim Gülay, ne dersin? Oyunumuzun Olur. adı Last of Us. PC'ye çıktı biliyorsunuz. Fakat çok ciddi sorunlarla çıktı. Bayılırız. Nasıl? Bayılırız diyorum. Last of Ha. Us'a bayılırız. Çok ciddi sorunlarla çıktı. İşte düşük performans oldu, optimizasyon sorunları vardı. Oyun sırasında bazı yerlerde çökme, bunların çoğunu YouTube'da da görebilirsiniz. Vardı. Bu şekilde çıktı. Şimdi bir sonraki haberimiz de bu çıkan patch'in düzeltilmesiydi. Biraz Last of Us üzerine konuşalım. Güneş sen yine devam et istersen. Arada ben yine girip ekstra bilgi vereceğim. Sen de yorumunu, şeyini. Şu anda bakın arkadaşlar, pandemiden Hoş dolayı, geldin pandemi Engin. öncesindeki Selam. sistemin yürütülememesinden dolayı birçok triple A denilen hani üçlü A yani 3 A grubundaki Hollywood bütçesinin bile üstündeki prodüksiyon oyunlarının birçoğu patladı. Çünkü pandemi oldu. İşçiler çıktı, çalışanlar çıktı, iş yerleri değişti, firmalar battı, tedarikçiler battı, bir sürü kaos oldu. Bakın Battlefield yılların franchise'dır mesela. O bile ne biçim patlak çıktı 2042. Yani Cyberpunk keza aynı şekilde. Bak God of War bir tek iyi çıkmayı başardı. Adamlar ama ya optimizasyon için 2 yıl ayırdılar abi. Sadece optimizasyon için. Evet. Yani basit bir şey değil abi bu. Yani kolay bir şey değil. Birçok Değil. şey patladı ve patlamaya da devam edecek. Çünkü pandemi bitti gibi görünüyor ama artık pandemi bitmez abi. Çünkü onun kaosu, onun yaptığı yıkım, şu anda dünya düzeninin kalıcı anlamda değişmiş olması artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Enteresan bir şey. 25 gün zaten ertelenmişti Last of Us'ın çıkması. 25 gün çıktı ve yorumlar da çok ilginç. Toplamda 5000'den fazla inceleme
yapılmış işte Steam üzerinde, oyun platformu üzerinde ve sadece %32'si olumluymuş Last of Us Part 1 PC'ye çıktığında. Bu çok ciddi bir sıkıntı demektir. %32 olumlu. Hani neredeyse PES'in son çıkan e-spor muhabbeti var. Ona yakın bir şey. Hani o da mesela berbattı. Ama İşte bakın arkadaşlar, dinliyorum. tabii sonra hemen bir şey çıkarıyor Last of Us. Yine bir yama çıkarıyor. Bununla düzeltildiği söyleniyor. Bellek performansının arttırıldığı söyleniyor. Özellikle eski ekran kartları. Yani AMD'lerde işte 5000 serisi öncesi, Nvidia 2000 serisine geçiyor sanırım 5000 önce oraya denk geliyor. Bunlarda çok sorun yaşıyorlardı. Bunları düzelttiklerini söylemişler. Optimizasyonu iyileştirdiklerini söylemişler. Bu şekilde bir haber. Günay, seni dinliyorum abi tekrardan. Şimdi arkadaşlar, geriye doğru baktığınızda bilgisayar parçalarının, donanımlarının çeşitlenmesi arttığı sürece optimizasyon daha karın ağrısı bir hale gelmeye başlayacak. Çünkü şu anda bundan 5 sene önce çıkan oyunların kurulabileceği işletim sistemleri 2 taneydi. Windows 7 ve Windows 10. 8'i saymıyorum. 8 zaten çok fazla kullanılmadığı için. Şimdi Windows 10 var, Windows 11 var, Windows 7 var. Bakın Windows 7 hala var. Ve bunların birbirlerine olan hani grafik adaptasyonları farklı. Donanım segmentleri çok farklı. Artık M1 için optimize, macOS için optimize, macOS da artık birçok oyunu destekliyor. Windows için optimize, AMD chipsetleri için optimize, Intel'in kartları için optimize. Nvidia, Ati, Arc, Intel de bir ekran kartı çıkardı şimdi. Bir de o girdi işin içine. Yani abi 45 tane model var, 45 tane çeşit var. Hepsine ayrı optimizasyon. Bir de sen bunu alıyorsun, konsoldan PC'ye çeviriyorsun kod O. setini. Yani olacak abi bunlar. Ve bakınız artık bu çıkışta patlama olayı sürekli patlıyor abi. Her şey patlıyor. Her şey mi patlar? Patlar abi. Bekleyin bunu. Bu ikinci güncelleme, üçüncü güncellemeden sonra canavar gibi, mis gibi olacak. O 30 puan 90'lara, 80'lere çıkacak. Rahat olun siz. Evet. Yani aslında hani şu aralar dediğimiz gibi ciddi anlamda bir oyunlar böyle sıkıntılı çıkıyor. Bunu zaten hani siz de görüyorsunuz. Fırat, bugün var neydi oyunun adı, paylaştığın tank oyunu? Var, neyse War hatırlamıyorum adı. Mesela o da, Thunder. bir dakika, Armored ben Warfare. yani mesela o da benim ilgimi çekti. Biraz baktım ama yani World of Tank'ı ben mesela çok Bakalım. fazla zaman onaya kadar harcarım falan. Bilmiyorum, bakarız yani. Bir tane yayın açarız olmadı. Var mı son söyleyecek bir şey Günay? Senin bir sonraki habere geçeceğim. Yok, şu anda yok dostum. Evet, şimdi burada herkesin az çok bilgisayar oyunlarıyla alakalı olduğunu ve belki birçok oyunu oynadığınızı, birçok oyunu takip ettiğinizi biliyorum. Şimdi Epic Games'de ücretsiz oyun veriyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ve 6 Nisan'da da Epic Games'in marketine bu neydi, bir dakika oyunu bir şey yapmam lazım ben. Bir saniye arkadaşlar. Dying Light oyununu veriyor. Hani Dying Light, ölen ışık. evet, yani eğer ilginiz varsa benim çok böyle tarzı ve şeyi beni alakamı ilgimi çekmeyen, çok alakadar olduğum bir oyun değildir. Ama sizin ilginiz varsa tavsiye ederim. Ücretsiz bir oyun zaten. Epic Game'e de üye olun. Hani bu oyunu edinebilirsiniz. Unutmayın, 6 Nisan ile 13 Nisan arasında Epic Game marketinde olacak bu oyun. Kurup oynamışlığım yok. Ama bende var sanırım, kütüphanemde almışım. Günay, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Ekleyeceğin. Şimdi Epic'te bu oyun dışında Steam'de de Battlefield franchise'inin 2042 haricindeki bütün serisinde ciddi bir indirim var. Ama aynı zamanda Battlefield Bad Company'nin serverlarında kapatıldığını bildirmek istiyorum. Hani Bad Company'yi ben serverda multiplayer oynarım diye düşünüyorsanız almayın. Ama ben hikayesini oynarım. 3'ü 4'ü multiplayer oynarım. Battlefield franchise'ını severim. Ben hadi fırsat olsa da alsam diyorsanız Steam'deki kampanyaları kaçırmayın. Steam'de bayağı ciddi indirim var bu ara. Bunları değerlendirebilirsiniz ve güzel şeyler de indirimler var. Yani
Evet. Triple A serisi dediğimiz grupta ciddi ciddi yani 10 tane falan 10-15 tane oyun olması lazım diye. Şimdi tam listeyi nereden bulabilirim ona bakıyorum. Hemen bilgi vereceğim. Evet Selçuk, onu zaten sen söylemiştin galiba. Biz öyle bir şeyimiz olmuştu seninle. Muhabbetimiz olmuştu. Oynanabiliriz de yani, yayında falan oynayabiliriz Selçuk. Bende var. Alanlar da olur zaten. Merhan'dadır bizim. Öyle bir muhabbete girebiliriz. Ne o? Dying Light. Az önce söylediğimiz oyun. Selçuk'la Ha. tank oynuyoruz ya biz. O arada söylemişti bana, dedi böyle böyle falan filan. O olur falan filan muhabbeti yapmıştık biz de. Onun istinaden şimdi aynı şeyi belirtmek istemiş. Arkadaşlar bu arada yayını beğenin, paylaşın. Kim yazmış onu? Fırat yazmış. Aynen abi, beğenin, paylaşın. Hiç demiyorum lan ben, şimdi Fırat söyledi aklıma geldi. Bir kere söylemedim şu ana kadar. YouTube'da 160 tane video atmışım. Bir kez şu cümleyi kurmamışım. Neden? Bilmiyorum işte Beğenmek ve yani. paylaşılmak istemiyor musunuz Utanıyorum acaba? herhalde, ne bileyim yani. Tok satıcı. Aynen öyle. Beğenin paylaşın arkadaşlar. Evet. Yani Şimdi bu ilk zaten biraz deneme tadında biraz böyle tartma tadında bir şey oldu. Daha organize, daha verimli, daha güzel şeyler illaki daha ileride olacaktır ama bunun devam edebilmesi için tabii beğeni ve paylaşım önemli. Yani parasında pulunda ziyade teşvik anlamında hani bizim için de hani teşvik oluyor bu tarz şeyler. Yani paylaşımda sinerjide bulunabiliyoruz, insanlarla iletişime geçebiliyoruz. Hani anlatabiliyoruz, dinleyenimiz var diyebiliyoruz. O yönden iyi yani. Paylaşın abi, korkmayın. ben son bir haber ekledim Günay, sana attığım liste dışında. Enteresan bir haberdi, komik bir haber. Binlerce yıl önce nesli tükenen mamut DNA'sından köfte üretilmiş. Efsane güzel. Efsane. Nereden yiyebiliyoruz? Yani ya restoranın adını falan vermişler. Amerika'da bir restoran. İşte gömülü olan DNA'ların çıkartılıp, onlardan buzullarda gömülü olan DNA'ların çıkartılıp, donmuş DNA'ların çıkartılıp, onlarla işte bir işlem yapılmış falan filan. Ardından da oradan köfte üretilmiş falan filan. Enteresan tabii. Bu enteresan bir kafa yani. Gideceksin oradan mamutun DNA'sını şey yapacaksın da, bir de ne kadar gerçek, ne kadar doğru şimdi yani. Bir de nereden bileceksin abi, mamut. Mamut yemedik ki daha önce hiç. Yani adam dese ki mamut, hani bize orada koyunla atı karıştırsa, dese ki bu mamut, eyvallah deriz, ha mamutmuş falan deriz yani. Var mı mamut yiyen daha önce? Yok. Çok doğru tespit. Yani daha önce tatmadığın bir şeyin ne olduğunu nereden bileceksin DNA? itiraz edemezsin. Aga bu nasıl da mamut falan da diyemezsin. Bitti. Bir Yani. de dünya paraya satarlar onu kesin. Evet. Mamut yedik dostum. Haberlerin sonuna geldik abi. Günay, ekleyeceğim bir şey varsa ya da söyleyeceğim bir şey varsa, chat de aynı şekilde, soracağınız sorular varsa, sormayacağınız sorular varsa. Soruları alalım arkadaşlar. Sorun, yapıştırın gelsin. Yapıştır gelsin. Sloganım bu. Yapıştır gelsin. Yapıştır gelsin. Bir sonraki yayında bak, Necati ile ayağında şey yapayım ben, haberleşeyim. Güzel bir yapay zeka programı yapalım onunla. Evet. Yani bayağı Biraz bir ön çalışma yapalım. Şu kaynakları falan toparlayalım örneklerle beraber. Hem bir şu yayın altyapısında biraz daha olgun hale getirip daha verimli bir yayın yapabiliriz. Zaten 4 ay sonra ben de karşınızda Full HD olarak olacağım. Ben 720p'yle O falan çok süper. sıkıcı oluyor. Güzel. O zaman da ben senin kanalına gelirim, konuk olurum. Ya bekleriz her zaman. Ya bu koşullarda da beklerim. Sıkıntı yok ama gözlerinize yazık abi 720p nedir ya? Geçen Günay'ın YouTube'daki yayını izliyorum. Şey diyor Günay. Oğlum bak diyor, nasıl grafikler acayip çıktı falan. Bak Battlefield 2042'yi aldı Günay. Grafikler nasıl acayip falan diyor. Gir bak yine de, tamam mı? Girdim, şey diyorum. Bu mu oğlum diyorum. Oğlum diyor 720p diyor. Yani gerçekten çok ciddi fark ediyor abi. Hani inanılmaz fark ediyor. Bir de bitrate'iniz düşük olduğu zaman şöyle bir şey yapıyor. YouTube, Twitch de bunu yapıyor. Twitch'te çok fazla değil o olay. Sabit görüntüyü net verebiliyor. Ama görüntü hareket ettiğinde ve hareket hızlandığında görüntü pikselleşiyor, çamurlaşıyor. Lonely man.
Oynadığın oyuna bağlı kanka. First Date diye bir oyun var. O oyunu oynarsan herhalde bozulur değil mi? Yani şimdi burada First Date'i mesela Baby. hatta ben bir şey Cyberpunk da orucu bozar abi. Sasha Grey var Yok, abi. o çok yok lan, Sasha Grey'e gerek yok. Sen normal hani Free Roam'da da takılsan büyük ihtimalle oruçtan başka şeylerin de bozulabilir. Yani başka orucu bozan oyun aklıma gelmedi benim ama yani Cyberpunk kesin Hayır, GTA. karakter oluşturma ekranında bile bir şeyler bozulabilir. O Bozulur kadar diyeyim. abi Oyuna ya. girmenize gerek yok. Karakter oluştururken bile neyse, iyi günler. Yok bak ben onu anlatayım abi. Evet, bozulur biliyorsunuzdur karakter Boyut oluşturuyor. Anadan seçimi doğma. var ya. Düşün işte, boyut seçiyorsun. Küçük, Anadan doğma orta, büyük falan. görüyorsunuz karakterim. Ben karakteri oluşturdum abi tamam mı? Günay gaza getir. O süper oyun bilmem ne falan. Ben de yükledim. Hani Günay'a da güveniyorum. Ha dedim adam hani tavsiye ediyor güzeldir falan. Yükledik abi oyunu. Benim yeteneksizliğim ne biliyor musunuz orada? Karakterimi oluşturduğum güzelce falan. Abi oyuna başladım eve çıktım bilmem ne dolaptan bir şey ama bir baktım donla kaldım. Giyemiyorum lan bir şey giyemiyorum. Gidiyorum dolapta bir şey yok. Envanterimde bir tane ceket görünüyor. Onu almaya çalışıyorum giyemiyorum. Belki 2-3 saat öyle oyunun 2-3 saat oynama süresinde donla takıldım. Allah'tan don vardı. İşte o donda çıkabiliyor maalesef. Aynen. Evet. Cinnah kesinlikle. Evet. Toparlıyoruz abi yayını yavaş yavaş o zaman. Ben şöyle söyleyeyim. Bu bir deneme yayınıydı. Hani bir test gibiydi aslında. Hani haberleri de okuduk. Bilmem ne de yaptık ama. Ufak birkaç şey vardı benim kafamda yayınla alakalı. Hani onda biraz sorun yaşadık. İşte Güney'in kamerasını buraya yansıtmak, ardından onu sabitlemek falan filan. Hani şu anda aslında birazcık köylü usulü ben altta benim ekranımı görmüyorsunuz, setup'ı görmüyorsunuz. Güney kamerasını sürekli üstte kenarda tutmak zorundayım. Aşağı alınca Güney gidiyor falan bir şeyler oluyor. Yavaş yavaş oturacak bunları inşallah. Bakacağız, edeceğiz. Ayda bir bu TeknoChat muhabbetini yapmak istiyoruz biz. Günay'da zaten yayına şey yaptığı zaman, kendi kanalına falan birazcık şey yaptığı zaman oraya da gideriz. Orada muhabbetlerimiz olur. Güzel yani hani, muhabbet, sohbet gitti. Evet, bu kadar benden. İyi akşamlar diyorum. Günay'ın da son sözlerini alıyorum.